Eskişehir ilinin Günyüzü ilçesi Kayakent kasabası. Bugün Eskişehir'imize özel çeşit çeşit yemekler bizden. İkramı Anadolu'nun dört bir yanını dolaşıyor, birbirinden lezzetli yemekleri kayda almaya devam ediyor. Bugün Eskişehir özgü yemeklerin tariflerini Eskişehir'in Günyüzü ilçesine bağlı Kayakent Mahallesi'nden Arzu Yılmaztürk ve Nurdan Yılmaztürk veriyor. Bugün size üç farklı lezzet sunacağız. Yöremize ait çorbamız var. Yuvalama çorbası da diyorlar ama bizim burada genelde köğüt çorbası diyorlar. İkinci olarak sütlü pilav. Yani sütle bulgurun birleşim hali. Sütlü aş diyorlar burada. Üçüncü olarak da tatlımız. Burası tabii ki üzüm ve bağlarıyla meşhur olduğu için pekmezle olmazsa olmaz köfteri tatlımız var. İlk yemeğimiz yuvarlama çorbası. Yani köğüt çorbasının malzemeleri kalsın, öbür malzemeleri kaldıralım. Şimdi ilk yemeğimiz köğüt çorbası demiştik. Onun malzemelerini sayıyorum. Bulgur, ince bulgur olacak. Kimyon, nane, pul biber, tuz, un. Daha sonra soslarına geçeceğiz. Yoğurt, sarımsaklı yoğurt ve tereyağla servis yapacağız. Köğüt çorbasını evinde de denemek isteyenler için malzemeleri bir kez daha sıralayalım. Un, ince bulgur, tereyağı, yoğurt, sarımsak, kimyon, kuru nane, pul biber, tuz ve su. Şimdi yoğurma aşamasına geçiyorum. Az bir su lazım. Malzemelerimizi koyduk. Yavaş yavaş bir hamur yapıyoruz. Yavaş. Koy. Bu da yine bizim yöremize özgü. Daha çok annelerimizin yaptığı mantı tadında. Başka yerlerde yuvalama çorbası da diyorlar ama onlar daha farklı yapıyorlar. Bizim buranınki daha farklı ve daha güzel bence. Onlar çünkü yuvalama çorbasına et falan da koyuyorlar. Bizim burada et yok. Tamamen etsiz nasıl lezzetli bir çorba yenilir onu göstereceğiz bugün size. Şu anda da tam köyün ortasındayız. Koyun kuzu sesleri de size geliyordur belki. Çünkü tam mandıranın arkasındayız şu anda. Yoğurma işlemimiz tamamlandı. Hamurumuzu iki parçaya bölüp daha şöyle bölelim. Unumuzun içine küçük küçük şu şekilde avucumuzun ortasında yuvarlıyoruz. Küçük küçük nohut taneleri kadar. Yani çünkü bu bulgur ve un olduğu için içinde suyun içine girince şişeceği için çok küçük yapmaya özen gösteriyoruz. Çorbamızın bir taraftan da suyunu koyup kaynamasını beklememiz gerekiyor. Biz onu yuvarlarken çorbamızın da suyu kaynasın. Altını tekrardan yakıyorum ateşin. Bu
burada hayvancılık herkeste genelde var. Herkes yapmaya çalışıyor. Bu kuzusu, koyunu olan yapıyor işte. Biz köyde yaşadığımız için burada hayvanımız var. 55 tane hayvanımız var, küçükbaş. Bu hayvanlar şimdi sağıt eve gelir, sabahleyin sağıttıktan sonra öğleden sonra saat 2-2.30 gibi sağarın. 5 gibi gider, gece kırda ağılımız var, ağılda yatır, çoban otlatır. Ertesi günü saat 10 gibi, 11 gibi gelir, 5'e kadar dinlenir burada hayvan. 5'te çoban alır götürür. Şimdi bizim hayvanlarımıza çobanlar var işte. İnsanların ne kadar çok hayvanı varsa, kaç tane hayvanı varsa ona göre çobanın bir gün boyunca yiyeceği yemeği oraya koyuyoruz. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği, akşam yemeği. Ertesi gün tekrar koyunu eve getirene kadar o çobana yetecek kadar yemek koyuyoruz. Mesela bugün biber dolması koydum çobana. Akşam sabah da o sucuk yaptım. Ne kendin ne yiyorsun daha fazlasını yapıyorsun. Çünkü hayvanına gidiyor. Çorbamızın suyu da kaynadı. Çorbamızın ununun topaklanmaması için ben bunu burada biraz soğuk suyla açacağım. Çorbamızı baştan bulgur, un, nane, kimyon, karabiber, tuzla ve unla çok sert olmayacak ama çok da yumuşak olmayacak. Yuvarlayabileceğimiz kıvamda bir hamur yapıyoruz. Sonra bir taraftan da suyumuzu koyuyoruz tencereye. Suyumuz kaynadıktan sonra yuvarladığımız çorbaları hamurlaşmaması için biraz soğuk suyla açıp tencerenin içine ilave ediyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Daha sonra başka bir kenarda şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu ve tereyağımızı hazırlayacağız. Sarımsakları hazırladım. Soyuyor mu? Şimdi soydum sayılır. Yoğurda katacağız, servise hazırlayacağız. Sarımsaklarımızı ezdik. Yoğurdumuzun içine katıyoruz. Yoğurdumuz hazır. Kötü bir karıştı. Pardon, aç kenar açık çekilir. Birazcık su ilave ediyoruz. Biraz koyuluğuna bakıyoruz. Kıvamına. Çorbamız kaynamaya devam ediyor. Yavaş yavaş bir 5 ila 10 dakika içinde hazır olacak. Bulgurlarımız yumuşayana kadar bekleyeceğiz. Geçti. Çorbamız kaynadı şu anda. Ben bunu indireceğim. Dinlenmeye alacağım. Bu dinlendikten sonra
sosunu ve tereyağını kavurup üzerine dökeceğim. Şimdi ikinci yemeğimiz olan sütlaça geçiyoruz. Malzemeleri çok az. Bulgur, köy bulguru, tuz ve koyun sütüyle yapılıyor. Şimdi sütlaçımıza başlıyoruz. Koyun sütümüzü. Orada başlıyor. Sütümüzü tencereye koyduk. Şu an ateşe bırakıyoruz. Bulgurumuzu yeterli ölçüde, yani 1-2 kilo süte 2 bardak, 2,5 bardak kadar bulgur yeterli olur. Bu en az bir 20 dakika, 15-20 dakika karıştıra karıştıra pişireceğiz. Pişirdikten sonra soğuma aşamasında da, servis aşamasında da yufkayla birlikte servis yapıyoruz. Genelde her yerde var ama her yerinki biraz daha farklı. Kimi lavaş tarzı yapıyor, bizim burada da daha ince yapıyorlar. Yufka tarzında onunla birlikte servis yapacağız. Ekmeği biz kendimiz yapıyoruz yalnız. Yufkayı da, çöreği de. Tarladan çıkan kendi buğdayımızdan. Biz ocak fırında şimdi o hamuru yumuruyorsun, mayasını üretiyorsun akşamdan. Sabahleyin kalkıyorsun erkenden işin bitsin diye, erkenden yumuruyorsun. Hamur gelecek tepsilere döküyoruz. Tepsilere dökerken fırını hazırlıyorsun. Fırını samanla, işte hayvan kömüğüyle karıştırıyorsun. Sapına yakıyorsun. Yeri fırın kızdı diye götürüyorsun, tepsileri sürüyorsun fırına. 15-20 dakika sonra bakıyorsun, olduysa alıyorsun, olmadıysa geri kapatıyorsun kapısını. Bu yöreye özel yani, bu mayalı bir ekmek. Taş fırınlarda pişiyor bu ekmekler tabii ki. Gerçekten de çok lezzetli oluyor ve hepsi de doğal, kendi unumuz, kendi işte emeğimiz diyeyim yani. Emekli olunca da yemesi de güzel oluyor, lezzetli oluyor. Şimdi bu böyle kaynamaya şu an başladı. Kaynamaya başladıktan sonra daha tehlikeli, çok ağır ağır. En az 15-20 dakika sütünü çekip üzeri hafif kaymak tutana kadar biz bunu bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Arzu kızım, sen sütlaçı pişir, kuzular meleşiyor, koyunlar ben sağayım da geleyim. Tamam, olur. Ben kalkıyorum, hadi. Tamam. Şu an 15-20 dakika boyunca bunu karıştırarak pişirdik. Şu an kıvamı aldı. Ben bunu indireceğim ve 10-15 dakika soğumaya alacağım ve üzeri kaymak tutacak. Şu an pişirmemizi tamamladık. Evet, şimdi de tatlımıza geçelim. Malzemelerimiz çok basit ama çok lezzetli. Un, pekmez ve ceviz. Bunlarla yapıma başlayacağız. İlk baştan unumuzu kavurmamız gerekiyor. Yapım aşaması biraz zor, biraz meşakkatli ama lezzeti de bir o kadar güzel. Genelde biz bunu göz kararı diyoruz. Ama şimdi ben size anlatayım. Yarım kilo unu herhangi bir tavaya koyup kısık ateşte yavaş yavaş pembeden biraz daha kırmızı olacak şekilde kavuruyoruz. Sonra bu unu soğutuyoruz. İri iri cevizleri içine atarak bol pekmezle bir hamur haline getiriyoruz, yoğuruyoruz. Sonra bunu tepsiye basma diyoruz biz. Düzleştiriyoruz. Sonra da çekme helva şeklinde kesiyoruz baklava dilimi olarak.
Bu bir iki gün dinlendiği zaman o dilimler daha güzel kesiliyor, daha güzel çıkıyor ama şimdi tabii ki biz onu biraz daha hızlandırılmış şekilde yapacağız sizin için. Şimdi 10-15 dakika kadar kavurduk unumuzu. Şu rengi aldı. Gayet güzel oldu. Şimdi ben bunu indiriyorum. Diğer malzemelere geçeceğiz. Hakiki köy pekmezimiz. Organik. Birazcık altına ve üzerine koymak için un ayıracaktım. Kavurduğumuz undan biraz ayırmam lazım ki tabağa yapışmaması için altına ve üzerine serpeceğiz tatlımızın. Cevizlerimizi parçaladı yengem. Bol ceviz. Bol pekmez. Tamamen bir enerji deposu. Çocuklarımızın da severek yediği sağlıklı bir tatlı. Böyle helva kıvamını alana kadar pekmezimizi döküyoruz. Şu an bu kıvamımız iyi gibi. Bunu şimdi... Şunu boşalda. Bu şekilde tabağımıza ya da tepsimize ne kadar yapıyorsak artık o bize kalmış bir şey. Güzelce yayıyoruz. Sonra üzerine tekrar o kavurduğumuz, ayırdığımız, ilk altına koyduğumuz undan tekrar koyuyoruz. Ve bunu güzelce bastırıyoruz. Bu dinlenmesi gerekiyor bir iki saat. Sonra dilimlemek için tekrar alacağız. Yemeklerimiz de hazır. O zaman hadi buyurun. Mustafa amca, Yağmur. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Üç yemeğimiz de hazır. Köfte çorbamız, sütlacımız ve köfteli tatlımız. Hadi buyurun. Afiyet olsun. Bismillah.